Herkese yeniden merhaba. Bildiğiniz üzere tohumlarımızı çimlendirdik. Fide haline getirdik ve fidelerimizi ektik. Artık en keyifli zamana geldik. Salatalıklarımız yavaş yavaş oldu. Şöyle göstereyim. Şimdi şuralarda da var. Yaklaşık 20 gündür havalar çok dengesiz gidiyor. Pek güneş almadığı için salatalıklar biraz gecikti. Hemen şuradakini de göstereyim. Yani yeni yeni çiçekler meyveye dönmüş durumda. Şurada gelişimini tamamlamayan bir salatalığımız var. Onun başında da var. Şurada bir tane var. Yani ortalama yaklaşık bir 10 tane çiçeğimiz meyveye binmiş durumda. Bu gördüğünüz iki salatalığımız da artık yenecek vaziyete geldi. Hemen şöyle size marketten aldığımız domatesten diktiğimiz çekirdekten diktiğimiz domates fidelerimizi de göstereyim. Yaptığımız uygulamada birbirinden uzundu. Yaptığımız uygulama sayesinde gördüğünüz gibi ikisi de aynı yetişkinliğe geldi. Dediğim gibi havaların çok değişken olmasından dolayı hala çiçek açmamış durumda. Ama şöyle göstereyim. Bunlar da yavaş yavaş çiçeklere binmiş durumda. Çiçekler açıp ondan sonra domateslerimizin ham dediğimiz hamları ortaya çıkacak. Ve onlar da artık kendini geliştirip yenecek vaziyete gelecek. Şimdi videonun en keyifli anına geldik. Ela bizlere bu salatalıkları kesecek. Biz de afiyetle yiyeceğiz. Ela'cığım salatalıkları keser misin? Tamam. Ama nasıl kesildiğini göstermen lazım. Kokla bakayım, güzel kokuyor mu? Güzel kokuyor mu? Öbürünü de kes, aşağıdakini. Bak burada. Buradaki. Biz olmasın diye tutuyorum. Yere düşmesin diye tutuyorsun, evet. Onu da kokla bakayım, güzel kokuyor mu? Beğendin mi? Evet arkadaşlar, bugünlük hasadımız bu kadar. Dediğim gibi havaların çok değişken gitmesinden dolayı bugünlük hasadımız iki salatalıkla ama yaklaşık bir 10 tane de çiçeğimiz meyveye binmiş durumda. Şurada da bir tane var. Bunu da göstereyim. Bunlar da yaklaşık bir 5-6 gün sonra yenecek vaziyete gelir diye düşünüyorum. Beğendin mi? Beğendim. Bugünlük videomuz bu kadar arkadaşlar. Allah emeğinizi boşa çıkarmasın. Siz de bu yöntemleri uygulayarak evde veya balkonunuzda böyle ürünler elde edebilirsiniz. Tabi bunlar hobi amaçlı yapılan şeyler. Gördüğünüz gibi maydanozlarımız da gayet iyi. Şurada da sarımsaklarımız var. Allah emeğinizi boşa çıkarmasın.